STV ekranlarından herkese mutlu günler. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de sağlıkçılarla birlikte aşılanma süreci başladı. Şu anda Eskişehir Diş Hastanesi'ndeyiz. Burada da hem 112 personel hem de diş hastanesinde görev yapan sağlıkçılar aşılanma sürecine başladılar. İlk gün ilginin bizim gördüğümüz düzeyde, birazdan söyleşisini yapacağız, yoğun olduğunu görüyoruz. Ve Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Kökçal, o da sağlıkçılar gibi yine özveride sağlıkçılar aşı konusunda da öncü oldular ve aşılanma sürecini başlatıyorlar. Tabii hem hayırlı olsun diyelim sürece başta. Teşekkür ediyoruz. Aşında oluyor tabii bu arada. Eskişehir'imize ve tüm Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz ve bu korona illetine karşı inşallah insanlığın kazanacağını biliyoruz. Ve ben sağduyulu bir şekilde bütün insanlığımızın aşı olmasını, ulaşabildiği ilk aşıyı olmasını tavsiye ediyoruz ve bugün de ilk günle beraber biz de aşımız olduk. Sağlık çalışanları olarak tabii ki biraz da ironi yapmak istiyoruz bu konuda. Tabii ki öncelikle sağlık çalışanları olunca biz de biraz şüphe duyduk aşıdan. Niye hakim savcıdan başlamıyor, niye öğretmenlerden, niye imamlardan başlamıyor? Hak vermeye geldiklerinde sağlık çalışanlarını gerçekten 9 aydır motivasyonsuz bir şekilde Sağlık Bakanımız bizi duymakta zorlandı. Ama aşılama da bizden başlayınca biz açıkçası şaşırdık. Burada da öncelik beklemiyorduk. Belki de en sona bekliyorduk sıra olaraktan. Ama biz her şeye rağmen Sağlık Bakanımıza ve bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Ve bütün Türkiye olarak, yek vücut olarak inşallah aşılamanın hızlı bir şekilde yine fedakar sağlık çalışanları hızlı bir şekilde memleketi aşılayarak inşallah bu koronaya karşı zaferimizi Temmuz ayına kadar ilan etmiş olur diye düşünüyoruz. Şimdi tabii biz yayına başladığımız esnada aşı vuruldu. Ne hissediyor Hasan Hüseyin Köksal şu an? Yani bu şu anda bizim herkesin aklında olan Çin aşısı, işte Sinovac yapılmalı mı yapılmamalı. Biz genel bir aşı, nasıl kızamıkçık gibi, daha önceki olduğumuz aşılar gibi, çocuklarımıza yaptırdığımız aşılar gibi yerel bir aşı. Bunun için de Türkiye bu alanda en risksiz olanı seçmiş gibi duruyor. Biz de aşımızı destekliyoruz bu konuda ve burada bütün çalışanlarımızla birlikte örnek olsun diye ilk günde biz yaptırdık. Ve her zaman söylüyoruz, ilk ulaşabildiğiniz aşı en uygun aşı diye düşünüyoruz. Aşımız olduk. İnşallah bütün memlekete sağlık saat versin diye düşünüyoruz. Süreçle ilgili birazcık da bilgilendirmede bulunalım. Şimdi sağlık çalışanları başladı. Şu an diş hastanesindeyiz biz. Burada 112 hemen yanı başında olduğu için ve hastane görevlileri. Diğer hastanelerde de benzeri mi olacak süreç? Şu anda Osman Gazi Üniversitemizde 25 tane aşılama birimi kuruldu. Şehir hastanemizde 20 tane aşılama birimi kuruldu. Yunus Emre'de yine 20 tane aşılama birimi kuruldu. MHRS sistemimizden, randevu sistemimizden öncelikle sağlık çalışanları ve önceli olan kişiler randevu sistemiyle başvuru yapacaklar ve beklemeden çok kısa bir sürede aşıya ulaşmış olacaklar. Bunun yanında ilerleyen süreçte vatandaşa doğru geçiş yaptığımızda da aile hekimliği sisteminden de aynı zamanda randevu alınacak. Yani insanlar beklemeden, çünkü aşıyı hızlı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Bütün sağlık sisteminde, Osman Gazi'de, Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi, elimizdeki bütün sağlık kuruluşlarında açılan aşı birimleriyle beraber topyekün bir mücadeleyle yaklaşık 100 aşı birimi aynı anda hizmet verecek şekilde başladı. Şehrimizde bugün 12.400 doz aşı var şu anda. İkinci, üçüncü dozlar da hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde de inşallah şehrimizde de aşılama ilerleyecek. Eskişehir zaten bu konuda altyapısı çok yüksek olan bir şehir sağlık alanında. Türkiye'nin ilk 10 ilinden bir tanesiyiz. Biz sağlık hizmeti sunumunda her şeye rağmen, bütün engellere rağmen ilk 10 sırasındayız. Hızlı bir şekilde sağlık personelimizde ve altyapımızı siz de gördünüz. Hastanede hızlı bir şekilde işliyor. Bize bile bir dakikada sıra geldi. Hızlı bir şekilde atlatırız bu süreci. Kaç gün sürer ortalama, bir tahmin var mı sağlıkçıların süreci? Yani bizim sürecimiz normalde hızlandırdıktan sonra 3 gün gibi kısa bir sürede bütün sağlıkçıları bitiririz. Önemli olan aşıya olan ulaşım süresinden çok insanların aşıya gelmesi, aşı yapılması. Yoksa elimizdeki aşıyla beraber ikinci, üçüncü doz aşılarda yakında gelecek diye düşünüyoruz. Onlarla beraber bütün Eskişehir'in bitmesi 21 gün gibi bir süre planlaması yapılıyor. Yani tüm dozlar geldiği takdirde tabii Eskişehir'in yani tamamını, yani aşağı yukarı 1 milyon insandan bahsediyoruz. 21 günlük bir sürede bitirilebilir. Şimdi burada şunun da bilgisini vermek gerekiyor. Hamile olanlar aşı yaptırmıyor. Emzikli olan anneler yaptırmıyor. Korona geçirmiş olan ve belli grup hastalığı olan kişilere uygulanmıyor.
Öyle olduğunda zaten şu anda sağlık çalışanlarının bile Eskişehir'de 1500 sağlık çalışanı korona geçirdi. Yani mevcutta özel hastanelere dahil 10.000 sağlık çalışanı var. Bunu zaten 1500-2000 tanesi aş olamayacak. Çünkü zaten hastalığı birebir yakalanmış. %18 oranında bir şeyimiz var bizim, yakalanma oranımız var Eskişehir'de. Ondan dolayı çok da beklediğimiz sayılarda aşıları nüfusla endekslememek gerekiyor. 18 yaş altına aşı yapmıyoruz zaten. Böyle olduğu için nüfusun otomatikman %20'si gidiyor. Yani çok sıkıntı olacak mıdır? Olmayacaktır. Yani yeter ki Sağlık Bakanlığı yeterli doz aşıyı bize ulaştırsın. Dediğim gibi arkadaşlar burada sabah 8'de başladılar. Kadromuz çok iyi. Aşılamada gelişmekte olan ülkeden gelişen ülkelere geçerken zaten çok antrenmanlı bir ülke Türkiye aşı konusunda. Olaya hakimiz, yeter ki elimize malzeme versin. Koronada da gördük. Biliyorsunuz bunu Türkiye olarak dünyaya örnek bir sağlık sisteminde çalışanlarla beraber Avrupa'daki meslektaşlarımıza karşı 5 kat fazla çalışarak Türkiye'deki sağlıkçıların ne kadar özveriyle çalıştığını bütün dünyaya gösterdiğimizi düşünüyoruz. Aşılamada da biraz bedenen ruhen yine biz bedel ödeyeceğiz. Sağlık çalışanlar olarak hızlı bir şekilde vatandaşımızın sağlığına kavuşması için elimizden gerekiyorsa ne yapacağız? Ama yine de üzüldüğümüz bir şey var. 2021 yılı biliyorsunuz Sağlık Bakanımızın teklifiyle Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlıkçı yılı ilan edildi. Ama buna rağmen hala Kasım ayı ücretlerinin yatmaması, adaletsiz bir döner sermaye, motivasyonsuz bir sağlık çalışanını kimsenin görmemesi bizim çok ilginç bir şekilde zorumuza gidiyor. İnsanlara %100 tavandan ödüyoruz diye çok kazanan bir sağlık sistemi varmış gibi görüntü vermeleri bizi gerçekten çok derinden yaraladı. 3 aydır Kasım ayının ödemesini yapamayan, yani hiçbir işçi, memur, diğer iş kollarında insanların paraları günü gününe yatarken biz Kasım ayının ödemesini daha bu ay alacağımızı düşünüyoruz. Daha henüz yatmadı hesaplara. Yani bu kadar şeyken insanların gözünde sağlık çalışanları para göz yapıldı. Biz bunlara çok üzülüyoruz. Bu mücadelede herkes esnek çalışırken, bütün devlet memurları işe saat 10'da başlarken biz fedakar bir şekilde çocuğumuzdan, çoluğumuzdan, annemizden, babamızdan fedakarlık yaparak 9 aydır, 10 aydır bu mücadeleyi veriyoruz. Ve sadece esefle üzülüyoruz. İnşallah yetkililer dünyadaki en büyük paranın, en büyük gücün sağlık olduğunu görürler ve sağlıkçıya sahip çıkarlar diye düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hem geçmiş olsun hem hayırlı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Eskişehir bütün basına. Bugün de inşallah sizleri de bir gün toplu bir şekilde aşılayarak sizler de her gün her yerdesiniz. İnşallah. Bizi de halkla beraber buluşturduğunuz en zorlu görevi siz de yapıyorsunuz. Biz size teşekkür ediyoruz Sağlık Sen ailesi olarak. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal hem aşıyı canlı yayında yaptırdı hem de düşüncelerini paylaştı. Haklı olduğu altını çizdiği pek çok nokta vardı. Sağlıkçılar sürecin başından beri hep önde olan, sadece alkışladığımız ama maalesef haklarını bir türlü teslim edemediğimiz. Dolayısıyla bu sürecin en mağdur isimleri işte az önce ücret konusundaki mağdur oluşları, onu geçtim zaten riskle mücadele ediyorlar sürekli sahada. Buna rağmen aynı zamanda işte aşı konusunda da yine onlar ellerinden gelen fedakarlığı yapıyorlar, önce oluyorlar. Gün boyunca tabii izlenimlerimiz devam edecek ama canlı canlı da sürecin başlangıcını sizlere aktaralım istedik. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.